Hem ekonomi ile ilgilenen, yakından ilgilenen biri olarak söyleyeceğim, bir başka boyutunuzda. Bir taraftan bir hukukçu olarak bu OHAL gündeme getirildi, ekonomik OHAL ile ilgili olarak. Ve bizzat da Erdoğan'a yakın bir hukukçu tarafından gündeme getirildi. Daha sonra bunu tabii farklı anlaşıldığını söyleyerek geri aldı ama daha sonra daha büyük başka bir iddiayı da gündeme getirdi. Bu iddiayla ilgili olarak Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı çok sert bir şekilde bu OHAL istemiyle ilgili olarak tepki gösterdi. Şimdi bir hukukçu olarak soracağım. Böylesine bir kriz döneminde bu yasalarımızda olan OHAL uygulanabilir mi? İktidar OHAL'e başvurabilir mi? Başvurursa ne olur? Şimdi bu iktidarın önünde hukuken yapabileceği her şey mümkün. Yani burada hukuken şu engel vardır, bunu yapamaz demek doğru değil. Çünkü iktidar hukuk dinlemiyor. İktidarın önünde hukuk yok. İktidar istediğini yapabilen bir iktidar. Birincisi bu. İkincisi, anayasanın 119. maddesinde gerçekten ekonomik sıkıntılar olağanüstü halin gerekçesi olarak zikredilmiş. Dolayısıyla 119. maddeyi bahane ederek zaten hukuk tanımayan iktidar olağanüstü hali çok rahat ilan edebilir. Ama hukukta şöyle bir kaide vardır Ali Bey. Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak kendi lehine bir hak talep edemez. Bir hakkın düzenlenmesini isteyemez. Bu iktidar bu hataları bilerek ve isteyerek işliyor. Yani milleti ekonomik bunalımın içine bilerek ve isteyerek atıyor. Çünkü dünyanın tersine, ekonomik kuralların tersine bir yola girmiş iktidar. Türkiye'de herkes diyor ki bu çıkmaz bir yol. Ama iktidar inadıyla, bilerek ve isteyerek bu karanlık yolda devam ediyor. Onun için kendine dayanarak böyle bir talepte bulunamaması lazım. Hukuki bir kaidedir bu. Kimse kendi hatasına dayanarak bir hak talebinde bulunamaz. Ama bu iktidar bence hiçbir bahane ortaya koymadan da kendisi başkaca bahaneler ortaya çıkararak da olağanüstü hal ilan edebilir. Bir de bir rivayetler var dışından da insanların söylediği, bazı kurum ve kuruluşların söylediği. Bu iktidar normal bir halle seçime gitmek istemiyor. Olağanüstü hal ilan ederek seçime gitmek istiyor. Bütün bunlar da düşündüğünce bence bunlar akla gelebilecek olan ihtimaller ve bu ihtimalleri isterse kendi lehine değerlendirebilir. Ama hukuken yapabileceği bir şey değil çünkü kendi hatasından kaynaklanan bir durum. Hocam. Sen ne diyorsun Cesim? Tabii ki Anayasa'nın 119. maddesi başlığına diyor ki afet, salgın hastalık veya ağır ekonomik bunalım, buhran hali diyor. Bu gerekçeyle 6 ay geçmemek üzere olası hal ilan edilebilir. Var şu anda ekonomik buhran var. Şimdi şöyle ama hocam söylediği gibi kendi lehine kullanılamaz. Hukukun temel bir ilkesi vardır. Siz bir hakkın kullanımı için onu zemin kendiniz hazırlarsanız bu hakkın kötüye kullanımıdır. Bu hakkın kullanımı o imkanı seviyor. Anayasa bu 119. maddeyi düzenlerken, ağır ekonomik buhran düzenlerken temelde normal hukuk kurallarına riayet eden normal insanlara göre düzenleme, normal vatandaşa göre, normal bir hukuk ahlakına göre düzenleme yapmış. Ama bu ekonomik buhranı oluşturup kendi lehine ben olağanüstü hal ilan ederim. Bu olağanüstü hal bir şey daha vatandaşlar arasında dolaşılmaya başladı bilgi olarak. Olağanüstü halı ilan edip seçimi ertelemek isteyebilirler diye. Bu hukuken mümkün değil. Yani mevcut bulunan hukuksuzluk yapma potansiyeli ve ihtimaline rağmen mümkün değil. Çünkü olağanüstü hal ya da ağır ekonomik buhran dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilmiş olması seçimin ertelenmesine neden gösterilemez. Ancak savaş hali durumunda seçim işte belli zaman diliminde ertelenebilir. Ha, daha yani ötesini bunu bir saniye, normal bir hukuk sistemiyle ilgili söylüyorsunuz. Yok, anormal hukuk sistemi, şu anda bunun anormal hukuk sisteminde de ağır ekonomik buhrandan dolayı 119'a göre olağanüstü hal ilan ilan ettiğinde tamam seçimi ertelemez ama olağanüstü halle seçime gider. Ha, olağanüstü hal koşullarının seçime gitmesi hiçbir engel yoktur. Öyle giderse ne olur? Öyle giderse
O zaman olağanüstü hal koşullarında biz bugün normal olağan olan koşullarda rahat konuşamazken, iki kişi bir araya gelip eleştiride bulunamazken, Ankara'ya barınamıyoruz, bağırarak barınamıyoruz, 10 tane öğrenci Ankara'ya girmeye çalışırken gözaltına alınıyorsa... O kadara gitmeye gerek yok. Çoklu hukuk, baro sistemine karşı çıkan hukukçular yürüyemedi. Hukukçular diyelim ki onlar problem çıkarmıyor. Ya 10 tane öğrenci barınamıyoruz ya, bunlar sokakta yürüyemediler. Bunlar şenliktir deyip yürütemediler. Bu nedenle olağanüstü hal koşulları kapsamında seçime gitme iradesinin ihtimal dışı olduğunu ben düşünmüyorum. Benim için en korkutucu olan bu tweet'i atan şahsın kimliği. Niye kimliği önemli? Özellikle 17-25 Aralık sonrasında ya da daha öncesinde de düzenlenen birçok hukuki metnin düzenlenmesinde kendisinin fikir babalığı yaptığı, bu konuda etkin olduğu meselesi, bu beni biraz, evet gerçekten kafalarında bunu geçiriyor olabilirler. Bu bir belki bir şeydi, toplumda nabız tutmaktı. Acaba kim ne tepki verir, ama küçük orta iktidarın etki sayısal olarak küçük. Hani nicelik olarak az ama nitelik olarak daha etkin olan ortak tepki gösterdi. Burada siz nasıl böyle bir şey düşünülebilir, aklına getirilebilir meselesi tepki gösterdi. Bence bu meselede daha ileri gitmeyebilirler. Ama daha bir problem var. Bugün doların yükselmesi, Merkez Bankası'nın dün işte faiz meselesini göz göre göre düşürmesi, dünyada İngiltere Merkez Bankası ilk defa faizi arttırdığı bir ekonomik ortamda, bizim tam tersine bir şey yapar faizi indirmemiz, bunu doların yükseleceğini biliyor olmamıza rağmen, sonra döndük 2 milyar dolara yakın işte bu müdahale, 5. müdahalede satmış olmamız. Bugün 3 milyar dolara yakın satıldığı iddia ediliyor. Bütün bir şey daha söyleyeyim. Bütün bunlar bir ekonomik hata, vahim, işte bilerek arka planda ne olduğunu bilmediğimiz halde. Ama benim daha çok dikkatimi çeken ne oldu biliyor musun? Asıl bugün bu ülke herkesin üzerine konuşması gereken dolardan daha fazla mesele şuydu. Yine bir YouTube kanalı, Cüneyt Özdemir'in programı, kimin programına katıldı? Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı'nın kardeşleri katıldığı programda biz bir gün öncesinde Merkez Bankası 100 baz puan indirecek diye bilsinlet veriyor. Ya biz... Arkadaşlar onu da hazırlar mısınız şeyini göndermiştiniz. Aslında bugün herkesin burada üzerine durması gereken mesele oydu. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'nun toplanıncaya kadar ülkenin Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı dahi ne olacağını bilmeyeceği bir meseleyi, bırakın Maliye Bakanı, Maliye Bakanı'nın kardeşine biz bir gün önceden evet 100 baz puan indirecek diye duyuyorsak, biliyorsak asıl vehamet budur. Asıl kurumların nasıl kimliklerin yok edildiği, kurumların İçinin nasıl boşaltıldığı aslında değil mi? İçinin değil, kurumların yok edilmiştir.